Gökhan Türkmen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkür ederiz. Hürriyette cesur yürek konseptinde amacımız konuklarımızın ne kadar cesur olduğunu ölçmek. O gün müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkıya denk geldiniz. En son ne zaman oldu bu? Kimin hangi şarkısıydı? Yani ben hiç ka kabul edemiyorum. Anlayamıyorum da. Maalesef kimse kusura bakmasın ne olur Ece de beni şey yapmasın ama maalesef. İlk başlarda biz şimdi Murat Dalkılıç'la birlikte çok aynı zamanlarda çıktık. Ama Murat da sanki böyle yakın, yani çok yakın değiliz gibi geliyor bana. Şimdi önünüzdeki kağıtta da yazıyor. Ben buradan bölümleri hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Günlük güneşlik, arama motoru, magazin zamanı, çıkmaz sokak ve yer yerinden oynasın. Evet. Bir kere geri vites hakkınız var kullanmak isterseniz. Her bölümden minimum bir tane seçmeniz gerekiyor soru. İstediğiniz istediğiniz yerden de başlayabiliriz. Arama motoruyla başlayalım. <laughs> arama motoru. Yani olacak. şeyi en sona bırakayım dedim hani. E tabii genelde <laughs> o, o, bırakılıyor. Arama motoru Gökhan Türkmen konserlerinde olmazsa olmaz hangi şarkıları söylüyor? E, aşk lazımla başlarız her zaman. Bayağıdır, uzun zamandır. Ya da aşk lazımla bitiririz. Çok uzun zamandır böyle gidiyor. Başka? Başka... Fix. Aşkları var. E, Lafı Güzel var, Çatı Katı var. Bir şey söyleyeyim. Lafı Güzef'i niye bu kadar çok seviyorsun abi? Ben, ben yapıyorum güzel... çünkü. <laughs> Hayır ama... <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> diğer birçok şarkınızı Görekli... Vallahi yaptığım en iyi şarkılardan biri olarak i̇şte hemen söyleyebilirim mesela yani. mesela yani sen sevmiyorsun diye ben şimdi <gülüyor> <gülüyor> Yani bence <laughs> çok değerli bir parça. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen sevmiyorsun galiba. Rica ederim <laughs> ne demek sevmek. Yok sevmiyor çok, çok daha iyi şarkılar <laughs> var o havuzda değil benim için ama ha, aynen, siz her aynen. yerde lafı güzel deyince ben de merak evet, ettim. Evet bence çok değerli bir parça yani. Bence çatı katından çok daha iyi bir parça. Mesela Hatta ya, şu ana kadar yaptığım şarkılardan ilk beşe, ilk üçe koyarım yani. Çok tahrik ettiniz. <laughs> Bizim Recep bir de... daha dinle sen parçayı böyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunun <gülüyor> üzerine <gülüyor> seveceksin. <gülüyor> Bu akşam <laughs> diyeceğim. evet buradan 2 <laughs> puanı verelim size. Evet bence de. Özellikle lafı güzeltten sonra. Aynen. Nereden evet. gelsin? Ee, magazin zamanı. Oo yaşasın ya. Yaşasın, hızlandıralım şu an. Önceliği sanat olan bir sanatçı olarak sizler. Evet. Gülşen'in tercih ettiği sahne performanslarını estetik açıdan iyi buluyor musunuz? Yani yakından izlemedim, Hı. sadece magazinden gördüğüm için, magazinden gördüğüm kadarıyla kötü gözüküyor. Ama yani bu benim e, görmeden, şahit olmadan yorum yapabileceğim bir konu değil. Yani ben hiçbir konuya Sadece haberlerden dolayı oturup da ahkam kesmem. Bu konuyla ilgili de hiçbir zaman yorum yapmadım şu ana kadar zaten bu yüzden. Ama magazinde köpürtülen mevzuya göre evet abi bir tuhaflık var. Ama bu tuhaflığın nedeni de alt metni de çok net. O yüzden de o bakımdan da hani kalkıp da bir şey de diyemiyorum. İş biraz karışık orada. İstersen başka soru sor. Bu çok kaçamak gibi olduysa diye Bence soruyorum. Bence efsane ya. Yani çünkü efsane. şey ee, ne... Çok kötü diyebilirim, ne çok iyi diyebilirim, çok aradayım bilmiyorum. Şahit olmadığım bir konuyla ilgili de çok yorum yapamam. Müthiş. Keşke Soru izleyebilseydim yani mi? oturup Soru, karşı. Soruyu, evet değil mi? Yani evet <laughs> hani izle, izlemek önemli olan çünkü karşılık yani çok insanla alakalı ön yargınız olabilir. Yani çok şey performans ile ilgili olabilir, birisinin dediğiyle gaza gelip abi çok Mesela. kötü diyebilirsiniz izlemeden tanışmadan, tanık olmadan kimseyle ilgili bu piyasada, bu camiada yorum yapmamalısınız bence. Soruyu anatomik yapısına ayırdı yani. Bütün köşeleriyle <laughs> ve hani hiçbir boşluk bırakmadan ceva cevaplamış ama, da oldu. Ama e, yani yapmak istediği bir şey var Gülşen'in bence. E, o yapmak istediği şeyin de hani bir şekilde arkasındayız yani. Anladım. Onu biliyoruz çünkü ne yapmak istediğini Anladım. ama çok benlik hareketler değil sadece bunlar. Ama dediğim gibi sorduğun şeye gelecek olursak şahit olmam lazım. Ya şöyle bence 3, 6 3, puan hak etti. Şöyle ben 3 aslında. <laughs> e, ama cevabı dinlerken 6 diye düşündüm. Sonra çok toparladı durumu diye sanki biraz Hiç de toparlamadım ya. Neresi hani, Bir şey. yerde sanki 6'yı veriyoruz ya. Verelim değil mi 6'yı? Bence de. Hocam. Tamam 6'yı verdik burada. Nereden gelsin? İstersen bir tane daha magazin zamanı sor. Ben tamam, de... süper. rahatım yani. Magazin konu... şey, şey <laughs> Çok istediğiniz bir sinema filminin kastında hangi ha, bayağı partnerle... Bayağı bir tane daha mı soruyorsun gerçekten? Evet. Ha, tamam okey. Başka yerden de sor. Yok yok fark etmez. Magazinden geliyor. <laughs> Çok istediğiniz bir sinema filminin kastında hangi partnerle oynamayı tercih ederdiniz? Bayan herhalde. Evet. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Hiç öyle bir... Hadi düşünebiliriz yani. Düşünelim. <laughs> Nedenini de açıklayarak. Oyunculuğumu tabii ki önemli olan. Yani benim için hani <laughs> o daha önemli. E, tabii. Ee, kim var ya ben böyle şeyler çok kitleniyorum ya. Takip ettiğiniz son yıllarda var takip yani. ettiğim de işte aklıma gelmiyor böyle sorulunca. Yani Songül Ödeni çok beğeniyorum mesela. Yani çok başarı, başarılı bir e, oyuncu bence. Ama ben benim karşımda nasıl olur onu bilemem. Yani sadece hani başarılı ve iyi bulduğumu söylüyorum. Onun dışında İrem'le çok iyi bir kast olmaz mıydı İrem? ya? İrem Elvacı oluyor. Çok iyi bir kast olurdu bence. Geçen gün birlikteydik bir programda. Ha, tanışıyor Hı. Tanıştık yani. yani. Çok çok iyi no, bir kast, kast olur. Yani Damla sönmez olabilir mesela. Damla da iyi bir oyuncu. Niye güldün? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şey hissettim. Orada dedi burada karşılıklı oturunca böyle off the record bir yerde oturup ben dedikodu falan çok seven biri dediğim, Büyük gıybet dedikodu falan yapıyoruz. Çok keyifli olurmuş ya sizle. Ben de hiç dedikodu yok. İşte o yüzden çok keyifli olurum. Zıtlıkları yani. seviyorum. Ama Damla deyince niye dedikodu oldu anlamadım. <laughs> Yo bilmiyorum bir şey oldu. Tebessüm edesim geldi. Ya bak aklıma gelenlerden Mesela Damla Sönmez ya. çok alakası lafı güzel Sevmeniz gibi bir şey farklı geldi bana. Sen Seninle hiç uyuşmuyor musunuz <laughs> bence? Zevkleriniz renkleriniz çok farklı olabilir evet. Ya aklıma gelenler bunlar bilmiyorum. Ben şimdi evet, evet. oturup gerçekten Hı -hı. belki de hani mesela Instagram'da ya, ya. baksam etsem ya da birkaç film Üçüm. aklıma gelse şu an daha şey söyleyebilirim. Ama aklıma gelenler son onlar. Uysal Gül dedi. Üçü verelim abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Uysal'ları en son mesela onu izledim falan aklıma sonu geldi yani hani ne bileyim yani başka kim olabilir düşüneyim. Şey mi olurdu? Sen Böyle söyle bir... mesela bana karşım. İşte, İrem sen mesela aklıma İrem işte, oyunculuk yani olarak İrem yani geldi. Yani. Ya cast think anlamında iyi gibi geldi. Olabilir. Ee, düşünüyorum. Başka bilmiyorum. Şu kim an... Yabancı da olabilir? kim mesela? Yani zor şey yani. Ya yabancı zor... mı? Zor Kravitz geldi böyle Ha Kravitz olur. Aklım o Kravitz Emma Stone olur. Evet. Bu yani. olan vardı ya. Laurel. Adına şey biliyorum. olur, ee, onu çok beğeniyorum bu aralar. Eforia'da... Oyunculuğunu mu? Kız adı neydi? Zandaya. Oyunculuğunu mu? Hmm. Oyunculuğunu. <laughs> yani oyunculuğunu kendisini beğeniyorum yani. Üçü verdik buradan abi. Ver bence <laughs> daha O kadar konuştuğumda. O kadar, o kadar yani söyledim yani. Yalnız Songül'e... Ay, gel, galiba ikiz... Aman be abine taktın Songül'e bak. Soğuttun kadından beni. Yok böyle konuşuyoruz. Editleyeceğiz biz o yüzden rahatlasın. Yok <gülüyor> yok Songül'ü çok severiz zaten. Ailece i̇şte de iki... çok severiz ha, yani. yani. Ha. Hani o yüzden de ben hani daha önceki işlerinden falan da ne <laughs> bileyim seviyorum yani. Enerjisini de seviyorum. Şanslı kadın yani. Nereden ya gelsin? Şans diyemdir belki ha? Nereden gelsin? <laughs> Nereden gelsin abi sıradaki? Yer yerine oynasın artık hadi bakalım. Ciddi yani misin? Hem de sonunda açılacak o şemsiyeye yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 ee, bazı şarkılarınız yaşanmışlıklar üzerine mi yazıldı? Eğer öyleyse eşiniz bozuluyor mu bazı şarkılar? Yok. <laughs> Hatta ben... <laughs> ee, Sinan benim çok eski arkadaşım zaten yani 20 yıllık arkadaşım. O yüzden Sinan benim her şeyimi bildiği için Hani daha önceki ilişkilerimi falan da ben de onun ilişkilerini falan şahit olduğum için öyle bir gizli saklımız hiçbir zaman olmadı ama bir son ilişkimizi başlamadan bir iki üç sene böyle bir boş şeyimiz oldu, uzaklık oldu. O dönem yaşadığım bir şeyi bilmezdi falan. Biz beraber olmaya, beraber olmaya başladığımızda <laughs> ee, benim bir şarkımı çok seviyordu. Baya ee, bayağı hani sürekli onu dinliyor falan filan. Ben de başkasına yazdım yazdığım kişiyi de tanıdığı için bunu söyleme gereği duydum yani. Hani kendimi böyle kötü hissettim. Ee, dedim ki bak ben bu şarkıyı buna buna yazdım. Hani sen de biliyorsun. Ha öyle mi falan? Niye söyledin ki bunu falan? Ya dedim ne bileyim ben bir yerden öğrendim. Bir şey olur. Ben benden duy istedim falan diye söyledim. Va, en Hı. iyi aldığım cevaplardan biriydi. İlk kez de burada hep şey verdik. Burada arttırma yapmadık. 30'da çok iddialı olur. 20 yapalım burayı değil mi? 20 abi. Yani benim 20. şöyle şeylerde gizlim saklım yoktur. Hatta tam tamam. tersi hani çok Önemserim öyle şeyleri. Onu da yapmasını önemserim o yüzden. Bir de dediğim gibi çok eski arkadaşım, dostum olduğu için böyle şeyleri çok şey yapmam. Sıkıntı yapmam yani. Evet çok müthiş çarpıldım. Ama ya siz ama şey kötü, onu söyleyeyim yani. Ama çok... bunu yani bir kadının bilmiyor olması çok saçma olur yani. Her şarkıyı da... Olur mu ama yani, olur mu? Kime yazacağım yani kendi kendime gelin güvey olamam yani. Belli bir yaşaklar gelin güvey oluyorsun kendi kendine de. Ondan sonra yani bu işler... Öyle olmuyor. Yani bir şey yaşıyorsun tabii ki. Yaşadığın şeyden yani karşındaki kadın akıllı bir kadınsa belli düşünüyordur yani birine yazdı bundan önceki ilişkisine Bunda oturup deşmiyordu. Yani deşen kadında da zaten anlaşamazsın. Dürüstlük kırmaktan evet. daha mı ön planda senin için? Abi kırmazsın. Dürüstlük hiçbir zaman kırmaz aslında. Bir düşününce oturup bir sağlıklı düşününce adını anlarsın. Çünkü daha sonra kırılma ihtimalin ondan daha fazla olur. E o iyi ki dürüst olmuş dersin ister istemez. Ya zaten o kişi o kişi olduğu için sinemanım yani zaten. Bakıyorum e tabii ki yani olacak. aynen. <laughs> evet müthiş bir şey oldu bence ya. İnanılmaz bir cevap oldu. Nereden gelsin? Çıkmaz ne oldu gençler, sokak. Gençler konuşmaz ya. Çıkmaz sokaktan. Aynen. Farkındaysan gelip desteği yapmadım. Fena. Çok iyi gidiyor. <laughs> 20 yıla yakın süredir müzik sektörünün içinde hiç paylaşmadığınız vefasızlık, hayal kırıklığı ya da adını her ne koyuyorsanız yaşamışsınızdır. <laughs> Tabii. illaki ki. Hangi sanatçıyla hangi hikayenin sizde en çok etki bıraktı? Bir sanatçıyla yaşamadım öyle bir sıkıntı. Ee, yani yapımcı yaşadım. Ee, onunla da aslında çok böyle hallettik yani sonra. Sıkıntı olmadı. Yani e, benim bir dönem işte çatı katı falan e, birkaç tane en baştandan çıkardığımız e, klipleri silip tekrar yüklemek zorunda kaldığım bir dönemdi benim o. E, o kadar milyon tıklanmadan vazgeçmiştim. Bunu da karşı taraftaki yapımcı yapamayacağımı düşünerek bana bir zarf atmıştı. Ben de yaparım dedim. Hiç önemli değil dedim benim için. Önemli olan benim olması, benim bana olan, ait olan eserlerin. Çünkü onu yapmasaydım benim olmayacaktı o eserler. Böyle sıkıntılar oluyor biliyor yani Hiç camiada bazen. Yapmaz. Ben de yap Yaparım dedim, yaptım. Vay iyiymiş. Beşiriyoruz bu. Günlük güneşlik kaldı galiba. Ha bir yumuşatalım ortamı diyorsanız. <laughs> Günlük güneşlik. <laughs> i̇stersen bir tane daha yer yerinden oynasın diyoruz. Yok yer yerinden oynasın bir tane var. Ha, Ama çıkmaz yani. sokak o hard bölüm aslında. Ha okey tamam. Günlük güneşlik çıksın aradan isterseniz bir tane. Tamam. Ee, rap müziği bir dönem trendi midir? Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası mıdır? Ama her müzik türü hayatımızın vazgeçilmez bir şeyidir. Mesela sen Rafı Güzel sevmiyorsun, ben çok seviyorum. Sen rap seviyorsun, ben sevmiyorum. Ya yani sevmiyorum değil de hani ör örnek vereyim. Yani niye çıksın ki yani? Her müzik türü her dönem vardır. Bir dönem halk işte yani o memleketin içerisindeki müzik severler bir dönem rapi çok severler. Bir dönem popu çok severler. Bir, yani memleketin içerisinde yüzde otuz yine popu dinlemeye devam eder. Rock dinleyen rock dinlemeye devam eder. Ya bunu bir rekabet içerisinde sokmanın ne alemi var? Ben de bunu anlamıyorum yani. Pop mu rap mi? Ne alaka abi? İkisi bambaşka şeyler. Yani rock mu arabesk mi? Bambaşka temalar yani bunlar. Hani niye rap, rekabet içerisinde olayım ki ben bir müzik tarzıyla? Yani zaten bir popçunun bir popçuyla rekabet içerisinde olması dünyanın en saçma şeyi ya da bir rapçinin rapçiyle bana göre. Yani insan sadece ve sadece kendisiyle rekabet içerisinde olmalı bana göre. Çiçekler kimseyle rekabet etmez sadece açar. Abi yani kimse kimseyle böyle bir şeye girmeyi, ağız dalışına girmeye gerek yok ki. Ben kimseden üstün değilim, kimse de benden üstün değil. Rap müziğini seviyorum ben, dinliyorum. Çok yani İsim vermek gerekirse Agavi dinlerim, Ezel dinlerim, Ceza dinlerim. Ee, yani dinliyorum. Çok seviyorum. Kaliteli bir emek verilen işlerin hepsini severim abi. Hiç şey değil yani bu. Hani arabesk de dinlerim. Arabesk de çok severim. Ama öyle yalap şalap yapılmış hiçbir müzik tarzı benim için müzik ve sanat olmadığı için endüstriyel yapılan hiçbir şey hoşuma gitmiyor yani. Bu Şey, zaten kendinize çalışmış olurdunuz böyle olması çok kıymetli. Emek verilen hani tarzınız olmuyor ama dinlenir. Ya evet yani. yani bir bir iş kolay olabilir. Ama kolay olduğu bunun az uğraşılmış olması gerektiğini göstermez. Yani benim de çok basit şarkılarım vardır. Hani basit melodilerin olduğu ama basit diye bunu iyice basitleştirmenin manası yok. Basit olan bir şeyi zor hale getirip insanların ya o demin konuştuğumuz tezat mevzusu işte yani. Çok arabesk bir şarkıyı iyice arabesk yaparsanız olmaz. Birazcık de, değiş, birazcık tezatlaştırmak, biraz o zıt şeyleri sokmak lazım. Sanat bu kadar geniş bir şey yani. Hani siz sadece tek bir e, çizgide giderseniz zenginliğinizi de gösteremezsiniz. Zengin de olamazsınız hiçbir anlamda. Aldık buradan bir puan değil mi? Bu kadar konuştuk. Bir puan verelim yani. Bir, değil. puan için bu kadar konuştuk. <laughs> Nereden gelsin? Ee, arama motorundan gelsin. Arama motoru. Nereden gelsin? Sen söyle. Ben ben söylesem çıkmaz sokak derim de. Tamam çıkmaz sokaktan gelsin. Ha bu şey tabii. Kaç tane <laughs> hakkım var benim ben? İşte ka kaçıncı sordayız? 2, 3, 4, 6. sordayız. 6. Altıncı sordayız. 7'yi söyleyeceğiz. İşte 10'da bitecek. Hadi. Ha, ben ne kadar yüksek şey yaparsam o evet. kadar puan alacağım evet. tabii. Doğru söylüyorsun. Çıkmaz sokak o zaman. Çıkmaz sokak gelsin. Bir fenomenle cover yapmak isteseniz bu hangi isim olurdu? Hiçbiri. Yani fenomenle niye öyle bir şey yapayım abi? İstemez Şeyden yani. dolayı değil yani. Hani hani bir fenomenle bir şey yapıyor olmak bana bir şey katmaz. Yani ona katar. Bence. Ama çok tanıdığım arkadaşım, dostum, kardeşim hani bu işi yapıyordur. Hani ona destek olmak için yaparım ayrı bir konu ama Öyle bir e, kariyerimdeki öyle bir planlama zannetmiyorum yani olmaz. Çok benzer düşündüğümüz bir konu bu arada. Bence ne güzel. Ben en bence, bir yerde ben Ben de düşünüyorum. <laughs> Beraberinde bu, e, buradan puanı veriyoruz. açıp e, bir soru sormak istiyorum. Gerçekten yani bu kadar müzikle ilgili bu kadar düşünen neden ve sanata böyle bakan bir e, Son bence 3-4 yıldır artık bir furya var. İşte herkes şarkı çıkartıyor <laughs> biliyorsunuz. Ee, gerçekten nasıl bakıyorsunuz? Fenomenleri mi? şarkı çıkarmaları. Fenomenlerin şarkı evet, çıkarmaları evet. mı? Gerçekten. Abi herkes her işi yapabilir. Kimsenin kimseye yani bu konuda karışması mümkün değil. Yani ben de mesela bir gün fenomen olabilirim. Canım öyle ister yaparım. Önemli olan, her zaman bunu söylüyorum. Birisi şarkıcı ol yani şarkıcı olduğunu şarkı söyleyerek gösterdikten sonra verdiği demeçler çok önemli. Ya inanılmaz bir yere geldiniz. Bir program yapmıştım. Yasin Oğuz'la bir şarkı çıkarmıştı. Dedi ki ben çok da linç yani dislike rekoru kırdı falan yani şarkı. Hı hı. Çok linç yemişti. Ama demecinde şunu dedi. Ya ben şarkıcı olduğumu iddia etmiyorum. Böyle bir şey ben sadece ne sevdiğim güzel. için denemek istedim. Evet Böyle abi. bir tevazu vardı orada. Ben o yüzden ona hak verdim o tarafta. Ama evet bazıları ben şarkıcı olarak. Abi denedim. yani şey bu şimdi ben de. Demet çok önemli. Aynen yani nasıl düşündüğün hayatı o kısmıyla şarkıcılık kısmıyla sanatçı neyse ne koyuyorsa adan artık o kısmıyla ne düşündüğü ve nasıl yaşadığıyla alakalı. Bir şarkı çıkardı diye etrafa ben çok önemli bir şarkıcıyım. Ben işte bakın göreceksiniz nasıl falan. Yani öyle hırslar içerisine giren birisi beni şey yapamaz. Yani köpürtemez açıkçası. Sektör nasıl bakıyor? Yani siz çünkü şimdi böyle rahat bir şekilde bakabiliyorsunuz. Durumunuz ve pozisyonunuz zaten o noktada iyi. Sektör nasıl bakıyor fenomenlerin işte Bilmiyorum yani ha. çok böyle araştırmadım açıkçası. Sektör bu konuyla ilgili ne diyor, nasıl bakıyor falan diye ama benim gibi düşünen çok insan vardır yani. Hani ben onların kazandıkları işte yani hiçbir şeyi böyle bir laf etmiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Abi herkes yolunu bir şekilde buluyor yani. hani yeteneğini keşfetti. Evet bu bir iş alanı oldu fenomenlik. Ve bunu iyi yapan biri de gayet iyi yapıyor. Ben de bir sürü fenomen takip ediyorum abi hoşuma giden güldüğüm bir sürü adam var. Onlar da bugünü bekliyorlarmış yani. <laughs> Demek ki bu onların evet. kısmeti. Evet. Ya kimse buna kalkıp da ne biçim iş yapıyorsunuz diyemez abi. Ama işte ne nasıl yaşadığın önemli. Kalkıp ferman olduktan sonra yalnız kusura bakma da ben dünya Türkiye'deki en önemli fenomenlerden biriyim diye yaşıyorsan abi kusura bakma da ben sana o zaman bu saatten sonra ne takip ederim ne gülerim ne bir şey yaparım. Evet. Nasıl yaşadığın ve yani e, içinde bulunduğun kariyeri nasıl yönettiğin çok önemli. Ben ilk yani ben hala daha kendimi çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir sanatçı olarak etrafta konuşmuyorum. Sadece e, yani bir değerim var. Ben bu değerimi biliyorum. Çok da kendimi ezem ezemem çünkü fazla mütevazilikle o Biliyorum ne olduğunu ama kalkıp da ben şundan daha iyiyim. Ben değerim yok bu ülkede. Bilmem ne. Bak neler yapıyorum gidiyor bir adam bir şarkıyla ünlü oluyor falan. Ya bunları diyemem yani anlatabiliyor muyum ben 14 yıldır bu mesleğe ve sanata hizmet veren bir adam olarak bu kadar şarkı yapmış bir adam olarak besteci söz yazarı yapımcı bilmem ne olarak hala daha bunu söyleyebiliyorsam kalkıp bir fenomenin bir şarkı çıkardıktan sonra ben şarkıcıyım şöyleyim böyleyim işte bana böyle davranacaksınız bana böyle bakacaksınız beni girdim bir mekana tanımadılar falan yani bu olacak iş değil artık bu çünkü hayat felsefesi noktasında artık anlatabiliyor muyum o yüzden de ee, bir insanın nasıl insan olduğuyla, nasıl yaşadığıyla alakalı. Kariyeri, mesleği hiç önemli değil benim için. Ne yapıyorsun, yapsın. Süper. Burada on verelim ya. Evet. Valla rekoru koşuyoruz diye arkadaşlar. hakikaten <laughs> taraftan diyor. <dırtıyor. gülüyor> Çok iyi gidiyoruz. Nereden gelsin? Çıkmaz, sokak. <laughs> çıkmaz Sokak'tan. çıkmaz <laughs> sokakta. Yukarı çıkmaz sevdik o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o gün müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkıya denk geldiniz. En son ne zaman oldu bu? Kimin ve hangi şarkısıydı? Bir daha alabilir miyim? Çok başını çok anlayamadım. O gün müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar ha. kötü bir şarkı dinlediniz. En son ne zaman oldu bu? Kimin hangi şarkısıydı? Ya bu şey vardı bir tane. Hmm. Şarkı neydi ya? Anlaşılmayan bir şarkı var ya böyle... Dabadabadam, dabadabadam, deri 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 falan diye bir şey yapmadım. Gelmem geri 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 mi? kim söylüyor? Ece mi var yani bilmiyorum kim söylüyor. Yani. yani kusura yani bakmasın ha. ama gerçekten bir tane daha yaptı hatta onun gibi aynı. hani <laughs> sanki... O genelde ama hep böyle yapıyor İşte yani onu ben hiç zaten o mevzuyu ben hiç algılayamıyorum. Bir şey bir şey tutunca aynısından bir tane daha yapma mevzusunu yani ben hiç ka kabul edemiyorum. Anlayamıyorum da. Maalesef kimse kusura bakmasın ne olur Ece de beni şey yapmasın ama maalesef. Adı neydi şarkının? Gelmem geri geri gel dedik de kaldı öyle adı neydi? Prenses, mi? Prenses mi? Senin Ferit. içinden ne çıktı Ferit öyle yani? Ferit <gülüyor> ya? Peri <laughs> <laughs> Buradan da yani tabii beş yani ya müthiş. Beş. 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 Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gökhan Türk için bu konsepti yazmışız gibi hissediyorum şu an. Ben abi hiç böyle şeylerde... Abi, inanılmaz yani böyle şeylerde abi. hiç korkum yok. Çok zaten. iyi ya. Yani çünkü... Arkadaşlar tanımadınız mı? Şey değilim yani hani kimseyi kırmadan cevap verdiğimi düşünüyorum hala. Çok iyi. <laughs> bir de ya. yani. Vallahi. Evet bir de yani öyle de bir denge <laughs> var. Enteresan denge. <laughs> evet evet. Nereden geldin? Çıkmaz Sokak. <gülüyor> çıkmaz <gülüyor> sokak bir rekor soru. Dördüncü soru değil mi Çıkmaz Sokak'taki? Evet. Ayıs'ta yer yerine oynasın diyor ama bir yani, tane değilmiş. Yok bir tane. Forma. Keşke. Az olsaydı. <laughs> çıkmaz Sokak'tan soralım. E, 20 yıla yakın süredir. Kabaca desek, bu hmm. sektördesiniz, bir yeriniz var burada. Ee, bizde şey vardır... 14 yıl diyelim ha. 20 yıl, yani şey, yani aktif bir yerden itibaren alıyorsunuz ama... Ha 2000 yılından beri profesyonel 2000, olarak şey yapıyoruz. Evet, 22. diyelim ee, yüzyılda. Şimdi biz şey klasiktir ya işte Messi mi Ronaldo mu, işte Okan mı Ama burada bir sürü isim var ama hep Okan mı Beyaz mı derler filan. Şimdi Gökhan Türkmen mi, o mu, var mı? Varsa kim? Kimse sizce hangisi daha iyi? Abi bunu ben söyleyemem ki ama ya. Şey olarak söyleyemem yani. Hani... E, şimdi bu söylemek ukalalık olur şimdi. Ben mi atıyorum, o mu? Yakın olarak, tarz olarak. Ha, var mı? Ne? Ha. İlk başlarda biz şimdi Murat Dalkılıç'la birlikte çok aynı zamanlarda çıktık. Böyle bir ilk başta sanki çok yakın gibi gözüktük ama aslında biraz ayrıldık. Murat da sonra birazcık daha böyle kendi istediği şeyleri de yapmaya başladı aslında. Güzel şeyler yaptı. Ama Murat da sanki böyle yakın yani çok yakın değiliz gibi geliyor bana. E şimdi ben birazcık ee, yani yaptığım şarkılar daha farklı ama duygu olarak bence Mabel'le daha yakınız gibi geliyor bana mesela. Ben çok severim Mabel Matisse'yi. Sen Ben de severim. <laughs> ben de severim. Gerçekten severim. Hatta çutu evet. da çok vermiştim Müzikten anladığını iddia kişiler yani o aksanlar. Aynen. Ben de yani. Aksandan... hani Herkes böyle şey der abi bu nasıl ses bilmem ne falan diyen yani çok insana denk geldim ama evet. bence çok rahat bir karakteri var. Bir kere zaten müzikte şu zamanda en önemli şey dinlediğin adamın bir şeye benzemiyor, birisine benzemiyor olması. Mabel'in sesi yani kimseye benzetemezsin. Hatırladım. Siz teknik bakabilirsiniz. Ben tamamen alaylı bakıyorum da işte aksanıyla kolaylaştırdığını iddia ediyorlar. Doğru mu? Yani bilmiyorum abi. Ne yapıyorsa yapıyor. Sonuçta i̇yi bana iyi dokunuyor yok. abi. Evet, evet. dokunuyor. Ben şarkısını derken hüzünleniyorum, şey oluyorum. Yani hoşuma gidiyor. Ama burada şey diyemem yani. O daha iyi, ben daha iyiyim diyemem. Evet, Yine tabii. de ayrılıyoruz. E tabii. Sadece duygu ve hissiyat olarak yakın olduğumu hissediyorum. Yoksa açıkçası yaptığım müziğe çok böyle eşdeğer olarak erkekten bahsediyorum. Hı. Eşdeğer olarak birisini yani... Bu hani ukalalık benden bir tane var anlamında değil. Yani şey olarak Tansiyon. yani göstereceğim bir şey değil. Ama Mabel dediğim gibi duygu olarak, hissiyat olarak, verdiği emek olarak, hani kafa olarak belki birbirimize yakınız. Ve burada da daha iyi. Hani çok şeyse ben daha kötü olurum. Sıkıntı yok. Daha iyi olsun yani. Keşke daha iyi olsa herkes. Süper. Beşi de verdik burada. Son sorumuz değil mi? Ha bir tane daha mı? Bir tane daha var. Nereden? Çıkmazsak da Çıkmaz, alamıyoruz sokak artık. abi. Alamıyoruz oradan. Yani oradan, oradan alamıyorsak mi? magazin zamanı olsun. Magazin. <gülüyor> 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 e, müzik altyapısı olmadan klip çıkartanlar arasında oyuncuların mı fenomenlerin mi şarkı çıkarması daha çok rahatsız eder sizi? Fenomenlerin. Çünkü oyuncular zaten bu işi e, yani sahne olarak yani sahne tozunu yutmuş insanlar oldukları için ve ses eğitimi de aldıkları için ve bunun eğitimini aldıkları için vizyonları daha bence daha geniş yani. Sonuçta sanat içerisindeler bunu yapanlar. O yüzden fenomenlerin daha rahatsız eder gibi geliyor. Ama yine söylüyorum yani bu böyle bir rahatsızlıktan bahsetmiyorum yani. Yine yani fenomenler de yapabilir yani. yani şarkı söyleyebilirler. Kimse hani bir şey... mankenler de şarkı söyleyebilir ki söylüyorlar zaten. Yani önemli olan dediğim gibi daha sonrası. Ne diyorlar, nasıl yani öğrenmek için mi şarkı söylüyorlar? Bu işi bildiklerini düşündükleri için mi yapıyorlar? Daha çok para kazanmak için mi yapıyorlar? Ne için yaptıkları çok önemli. Oyuncular büyük ihtimal yani şimdi şarkıcılar da oyunculuk yapıyor ama oyuncular oyuncuların şarkıcılığı, şarkıcıların oyunculuğundan daha iyi. Hmm. Evet, galiba. çünkü daha mevzuya hakimler aslında oyuncular. Yani sahneye daha hakim olabiliyorlar, daha vizyonlu olabiliyorlar. Şarkıcılar şarkı söylebildikleri için ve kendileriyle aslında daha fazla vakit geçirdikleri için bir oyunculukla alakalı diğerlerine göre daha az hakim olabiliyorlar yani. Çünkü bakış açıları daha farklı. Oyunculuğun daha geniş bence. Bu benim fikrim. Ya da bir tiyatro oyuncusunun. Aa çok iyiymiş. Sanata bakış açısı daha geniş olabiliyor. Yani bir şarkıcı veya bir üreten yani şarkıcı diyeyim daha doğrusu. Hani belki üreten şarkı yapan birisi birazcık daha ee, geniş bakabiliyor olabilir. Ama çoğu şarkıcı bence oyunculukla alakalı hani e, oyuncuların şarkıcılığından daha e, kabiliyetsiz diyeyim yani. Teşekkür ederiz. Burada da 3'ü aldınız. Valla 60'la cesur yürek <laughs> ama şu ana kadarki rekor en cesur yürek diyebiliriz. <laughs> Eyvallah. Gerçekten top listle devam ediyoruz. Az <laughs> <azından mı? gülüyor> teşekkür, teşekkür ederiz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.